To the majority institution, but we have many our diplomatic colleagues, so here you are distributed some English text of my speech, which is good. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Dr. Mehmet Cavit Güran, Sayın Devletliler, Excellenceler, Değerli Türk Dostlarım, ben Katsumada Takahiko, Japonya Büyükelçisiyim. Bugün Japonya Tanıtma Vakfı'nın dünyayı dolaşan dünden bugüne 100 Japon tasarımı sergisinin Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen açılış törenine katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu sergi çoğunluğu 2000 yılından sonra üretilen yaklaşık 100 günlük ürünü çağdaş tasarımın kaynağı haline gelmiş. Baş yapıtlarla birlikte size sunmaktadır. Ürün tasarımından sistem ve hizmet tasarımına kadar günlük hayatımızı destekleyen çeşitli tasarımlar insanların yaşam tarzlarını ve toplumu yansıtmaktadır. Örneğin, Japonya'da eskiden beri depremlerden dolayı sıkıntı yaşanması nedeniyle afet önleme ve zararlarının azaltılmasına yönelik çeşitli yaratıcı fikirlerin yansıttırdığı tasarımlar sergilim güvenlik ve afet malzemeleri bölümünde görebilirsiniz. Özellikle bu sirkülasyonlu el yıkama standı WASH ile ilgili ürünler geçen yıl Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerin ardından Japonya acil yardım ekipleri tarafından getirilmiş ve afet bölgesinde kullanılmıştır. Ayrıca serginin sağlık ve medikal bölümünde Japonya'nın sağlık alanındaki yaratıcı tasarımları tanıtılacağından Hacettepe Üniversitesi'ndeki tıp uzmanlarının da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çok çeşitli ürünleri yer aldığı bu serginin sadece Japon tasarımının özelliklerini değil, aynı zamanda Japon kültürünün mevcut durumunu da aktarmaya imkan sağlanması vardır. Sergi yarından itibaren 12 Mart 22 Nisan tarihleri arasında halka açık olacaktır. Ailenizin, çevrenizdeki arkadaşlarınızın da sergiyi gezebilmesini dilerim. 2024 yılı Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümüdür. Yıl boyunca tüm Türkiye'de Japonya'yı tanıtan pek çok kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu sergide bunlardan biridir. Bundan böyle düzenlenmesi planlanan kültürel etkinliklerle ilgili bilgilere Büyükelçiliğimizin internet
sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Takip etmenizi rica ederiz. Sözlerime son verirken, bu serginin gerçekleşmesine katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi'ne, Japonya Tanıtma Vakfı'na ve emeği geçen herkese yeniden teşekkür sunarım. Ayrıca bugün 11 Mart ise 13 gün evvel Japonya'nın doğusunda trajik deprem ve tsunami meydana gelmiştir. Meydana gelen gündür. Bu fırsatta, bu felakette Japonya'ya salındığınız değerli sempatiler ve yardımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Thank you very much. Teşekkür ediyorum. Değerli Büyükelçiler, Japonya Büyükelçisi'nin ve Japonya Tanıtma Vakfı'nın kıymetli temsilcileri, üniversitemizin Güzide Akademik Personeli, medya kuruluşlarının değerli temsilcileri, dünden bugüne 100 Japon Tasarım Eseri adlı etkinlikte sizinle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek ve hepinize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 2024 yılı Japonya ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin başlayışının 100. yıl dönümüne tekabül ediyor. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra ilişkilerin başladığını ve akabinde 1924 yılında ilk diplomatik temasın kurulduğunu ve 1925 yılında da Türkiye'ye Japonya Büyükelçiliği'nin açıldığını görüyoruz. Japonya'nın dünyada ilk temsilcilik açtığı, diplomatik büyükelçilik açtığı ülke Türkiye. Bu başlangıç aslında kökleri derin olan ve Doğu kültürünün ortak paydasında buluşan uzun soluklu bir birlikteliğin yansıması. Akabinde 100 yıl boyunca bu ilişkilerin artarak devam ettiğini, bu bağın güçlenerek devam ettiğini görüyoruz. İstanbul'da 2. Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Marmara Türk Geçidi, Japonya'nın ekonomik işbirliği ve desteğiyle hayata geçirilmiş önemli ilk proje. Yine zaman içerisinde Türkiye'nin yaşamış olduğu deprem felaketlerinde de Japonya'nın hemen depremin akabinde çok ciddi bir şekilde ülkemize yaşanan acılara derman olmak için destek olduğunu, yardımcı olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu duygular tek taraflı değil. Tıpkı Japonya'nın Türkiye'ye karşı duymuş olduğu sempati ve destek olma duygusunun karşısında Türk toplumunun, Türk devletinin de benzer bir yaklaşımı söz konusu. Biraz önce Sayın Büyükelçinin ifade ettiği 2011 yılının 13. ayının 11 Mart 2011 tarihinde yaşanan deprem ve arkasından ortaya çıkan büyük tsunami felaketi sonrasında da Türkiye'den aynı şekilde Japonya'ya yardımcı olmak için arama kurtarma ekiplerinin gittiğini, Türk toplumunun sivil inisiyatif olarak yardım kampanyaları yaptığını ve Japonya'ya, Japon halkına destek olmak için cansiperane bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Değerli konuklar, bugün açacağımız sergi 2024 yılında gerçekleştirilen ve Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl münasebetiyle Türkiye'de gerçekleştirilen bir dizi etkinliğin bir parçası. Japonya
Büyükelçiliği ve Japon Tanıtma Vakfı'yla bu konuda işbirliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu, bundan sonraki süreçlerde de hem bu yıl içerisinde hem de izleyen yıllarda bu tür etkinlikleri yapmak konusunda çok büyük bir istek duyduğumuzu ifade etmek isterim. Serginin içeriğini incelediğiniz zaman göreceğiniz gibi birçoğu 2000 yılı sonrasında tasarlanan, dizayn edilen bir takım eserlerin, bunlar endüstriyel eserler büyük ölçüde, tasarımını gündeme getirmeye çalışan, tasarım boyutuyla bunları bizim ilgimize sunan bir sergi. Bugün dünyada belki birçok şeyi üretebilirsiniz ama eğer onları talep edilir hale getiremiyorsanız, insanların bunları tüketmek için bir arzu, bir istek duymasını, onların bu ürünleri aldığında en iyi, en efektif şekilde bu ürünlerden faydalanmasını sağlayacak bir sonuç yaratamadığınız takdirde ürettiğiniz bilginin, teknolojinin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla tasarım konusunu gündemimize getirmesi açısından çok değerli bir sergi. Hem Türkiye'deki, Ankara'daki konuyla ilgili kamuoyunun hem de üniversitemizin akademik ve akademik personelinin ve öğrencilerin çok ilgi duyacağını, ziyaret edeceklerini umuyorum. Bu konudaki işbirliği nedeniyle hem Japon Büyükelçiliğine hem de Japon Dostluk Vakfı'na, Tanıtım Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Umarım iki ülkenin dostluğu ve işbirliği konusunda çok daha kalıcı, çok daha güçlü neticelerin ortaya çıkmasına vesile olur. Hepinize saygı ve sevgiler. Lütfen her şeyi kameralara da bakarsanız. Kamera meseleni de ona kaçmasın. Yaşasın Türkiye, yaşasın Japonya. Yaşasın Japonya. Teşekkür ederiz. Sağ olun.